Efendim şimdi bir diğer başlığımız Kabil. Afganistan'ın başkenti Kabil'i Taliban ele geçirdi. Cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Orada bir açıklama yaptı. Artık Afganistan'da savaş bitti dediler. Uluslararası medyayı yakından takip ediyorlar. Yumuşak açıklamalar yapıyorlar. Yani dünyanın nabzını yumuşatacak. İşte Afganistan'dan dışarıya bir tehdit olmayacak gibi. Herkesi kuşatacak bir yönetim olacak. İşte bir rövanş dönemi yapmayacağız. Herkes memurlar işlerine devam edecek gibi. Peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Belli ki bir kabul edilme çabası içerisinde Afganistan'da. Cumhurbaşkanı Eşref Gani Tacikistan'a sığındığını açıkladı. Enteresan olan Tacikistan'da Gani'yi yalanladı. Habere bakalım, devam edeceğiz. Bayrağını başkent Kabil'de göndere çekti. Afganistan'da savaşın bittiğini açıkladı. Binlerce kişi Kabil'den kaçmak için yollara düştü. Amerika'nın 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla harekete geçen Taliban, başkentte kontrolü tamamen ele geçirdi. Sokaklar, cip üzerinde ağır silahlarla dolaşan Taliban üyeleriyle doldu. Kabil'deki kontrol noktaları da artık Taliban militanları tarafından denetleniyor. Örgüt, kentte kalan sivillerin elindeki silahları da topluyor. Kısa süre sonra Doha merkezli El Cezire televizyonu, Taliban militanlarının Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüntülerini yayınladı. El Cezire'ye konuşan üst düzey bir Taliban yetkilisi, kısa süre içinde Afganistan İslam Emirliği kuruluşunu ilan edeceklerini söyledi. Taliban sözcüsü ve müzakerecisi Süheyl Şahin, açık kapsayıcı bir İslam hükümeti kurma amaçlı görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Taliban, Kabil'i ele geçirmelerinin ardından ülkede savaşın bittiğini de duyurdu. Örgütten üst düzey isimler, Kabil'de kontrolün sağlanmasının ardından ülkede çatışmaların durduğunu savundu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kabil'in kaybedilmesi sonrası ülkeden kaçtı. Afgan yetkililer, komşu Tacikistan'a sığındığını iddia etti ama Tacikistan bu iddiayı yalanladı. Gani'nin selefi Hamid Karzai ise bir video yayınlayarak kızlarıyla birlikte ülkede kaldığını duyurdu. Karzai kaldı ama binlerce Kabil'li kara ve hava yoluyla ülkeden kaçmak için yollara düştü. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yabancı misyonlarsa birer birer ülkeden ayrılıyor. Son olarak İsviçre, Finlandiya ve Suudi Arabistan'ın Kabil büyükelçiliklerini boşalttığı açıklandı. Henüz ülkeden ayrılmayan diplomatik ve elçilik çalışanları Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki bekleyişini sürdürüyor. O isimlerden biri de Amerika'nın Kabil Büyükelçisi Ross Wilson. Evet, paylaşılan görüntüler sosyal medya hesaplarından çok ürkütücü, enteresan, üzerine konuşacağız. Kontrol Taliban'a geçtikten sonra binlerce kişi havalimanına koştu. Dün gece Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı acayip kaotik bir ortama sahipti. Böyle insanlar apronlara çıkmışlardı, uçaklara binmeye çalışıyor ama nasıl binmeye çalışıyor? Öyle uçağa düzenli binme falan değil. Yani uçağın tekerine tutunup düşen yolcuların görüntüleri paylaşıldı sosyal medyada. Acaba gerçek olabilir mi demiştim ben. Sonra bir baktık, Amerikan kargo uçağının her tarafına tutunmaya, tekerleklerine tutunmaya, uçak kalkarken tutunmaya çalışan Afganlar, binlerce Afganlı havaalanına akın ettiler. Göç olur olmaz tartışmaları vardı. Bu görüntüler o tartışmaları aslında ne olacağını gösteren önemli fotoğraflar gibi görünüyor. Herkes kendisini, herkes demeyeyim ama Taliban'la sorun yaşayabileceğini düşünen ya da Taliban'ın yönettiği bir ülkede yaşamak istemeyen veya daha önce rejim içerisinde bir takım görevlerde bulunmuş, yabancı misyonlarla çalışmış pek çok kişi Afganistan'ı terk etmeye çalışıyor şu anda. Bir uçağa binmeye ya da sınırdan kaçmaya çalışıyor. Havaalanında can pazarı yaşanıyor. Reuters, havalimanında en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu ama kendi kendilerine ölmediler. Zira dün Amerikan askerleri havaalanında ateş açtı oradaki güvenliği sağlama maksadıyla. Yaşamını yitirenler var, görüntüler paylaşıldı. Hatta Amerika bir süre uçuşları da askıya aldı. Tahliye planı vardı biliyorsunuz. Havaalanındaki güvenlik sağlanana kadar o tahliye planını da askıya aldı. Bakalım habere, konuşacağız. Kabil'de dükkanlar kapandı, sokaklar boşaldı. Binlerce kişi kentten kaçmaya çalışıyor. Hamid Karzai Havalimanı'nda kaos var. Binlerce Afgan, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda bekliyor.
İçlerinde Afgan devlet yetkilileri, bakanlar ve bürokratların yanı sıra çok sayıda sivil de var. Hepsinin amacı kendilerini Afganistan'dan çıkaracak bir uçağa binebilmek. Bu çok da umutlu bir bekleyiş değil aslında. Çünkü havalimanındaki uçakların büyük bölümü elçilik personelini ve kendisi için çalışanları Kabil'den çıkarmaya çalışan batılı ülkelere ait. Ama o uçakların istenen yolcularla kalkması da mümkün olmuyor. Çünkü her uçağın başına binlerce kişi akın ediyor. Merdivenlerde insanlar birbirini eziyor. Herkes bulduğu her noktada uçaklara tırmanıp bir şekilde içeri girmeye çalışıyor. Kalabalık sürekli artınca sonunda izdiham da çıktı. Arbedeyi silah sesleri izledi. İzdiham ve açılan ateş beraberinde can kayıplarını getirdi. Sabah saatlerinde piste bekleyen Afganları engellemeye çalışan Amerikalı askerler havaya ateş açmıştı. Havalimanının kontrolünü sağlayan Amerikan güçleri kalabalık kontrolden çıktı. Ateş sadece kaosu engellemek içindi dedi. Ülkeden kaçmaya çalışan Afganların bir kısmı ise kara sınırlarına yöneldi. Pakistan ve Özbekistan sınırında bekleyenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Afganistan'da özellikle kadınların çektiği binlerce video geliyor. Sosyal medyada ağlayarak paylaşım yapan kadınlar, Kabil'de can güvenliği kalmadığını söyleyerek dünyadan yardım istiyor. Bunlar arasında film yapımcısı Sahra Kerim'in videosu da bulunuyor. Afganistan'da rejim değişiyor. Taliban kimseye zarar vermeyeceğini savunsa da geçmişi unutmayan binlerce kişi hava ve karayoluyla kaçmaya çalışıyor. Evet, görüntüler böyle efendim. Merkel Afganistan konusunda Türkiye'yle yakından çalışmalıyız diyor. Borrell buna izin vermemeliyiz Afganistan'daki bu görüntülere diyor. Amerikalılar havaya ateş açtık diyor ama sosyal medyada Afganlar o görüntüleri de paylaştı. Pek çok kişinin üzerine ateş açıldığını ve yaşamını yitirenler olduğunu biliyoruz. Havaya açılan ateşle herhalde havada kimseyi vurmadılar. Afganistan havaalanında bir kaos hakim. Amerikan kargo uçağına asılarak ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar olduğunun görüntülerini bile izledik. Biraz konuşalım. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin stüdyoda benimle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün gece de beraberdik. Nedir ne değildir de Çetin Erli. Afganistan'a etraflıca konuştuk. Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Köni ve İstinye Üniversitesi Gülsal Direktörü İsmail Hakkı Pekin de Skype'la katılıyorlar yayınımıza. Hoş geldiniz kıymetli hocalarım. Yayınlarım ben. İlerleyen dakikalarda dış politika uzmanı Ali Çınar da Washington'dan katılacak. Amerika bu işin önemli bir merkezi. Bütün öngörülerinde yanıldı Amerikalılar Afganistan konusunda. Geçmişte ve bugün aslında. Geçmişte işgal ederken demokrasi götürüyorlardı. Bir şey götüremediklerini 20 yıl sonra gördük. Bugün de Kabil'e Taliban öyle hemen giremez falan derlerken Taliban kendisi bile şaşırdı Kabil'e girdiği süreçte. Şöyle Özbekistan'da az önce bir son dakika bilgisi geldi. Özbekistan'da bir Afganistan askeri uçağının düştüğüne dair bir bilgi. İçinde kimler vardı bilmiyoruz ama muhtemelen kaçan birileriydi. Özbekistan'da bir askeri uçak düşmüş Afganistan'a ait. Önce son notları alalım Çetiner'le ondan sonra üzerine konuşalım. Çetiner ne oluyor ne bitiyor dünden bu yana gelişmeler ne? Göç olur olmaz tartışması da dün yapmıştık ama görüntüler pek çok insanın Afganistan'dan kaçmaya çalıştığını gösteren görüntüler. Tabii Mehmet Akif öncelikle dün akşamdan bu yana aslında Kabil sokaklarında biz bu görüntüleri izliyoruz ama bu yaşananlar sadece Kabil'de değil, Afganistan'ın geride kalan 34 kentinde de devam ediyor. Yani bir karmaşa var. İnsanlar hangi koşullarda ülkede kalıp kalmayacağını kendi içinde tartışıyor. Ben dün akşam yayına gelmeden önce yine yayında da söylemiştim. Bir bayan gazeteci arkadaşımla telefonla konuştuğumda evde saklandığını söylemişti. Bugün yine kendisiyle bir iletişim kurdum. Durumun halen kadınlar açısından çok kötü olduğunu ve halen kendisinin dışarı çıkamadığını ve ülkeyi terk etmek için bir fırsat kolladığını söylemişti bana. Tabii bu tablo çok acı, çok kötü. Çünkü özellikle kadınların ve kızlar, 14-15 yaşındaki kızların korkulu rüyası haline geldi. Taliban'ın orada iktidara gelmiş olması ya da ülkeyi topyekun kontrol altına alması. Bir taraftan da tabii Amerika boşalttı, çekildi. Ve tartışmalar, Amerika bir anlaşma mı yaptı, nasıl bir anlaşmaydı, hangi maddelerle bu oldu? Ki görünen o ki zaten Zalmay Halizat'ın başlatmış olduğu görüşmeler sonrasında Amerika planlı programlı bir şekilde
boşaltıyor ama bir tarafıyla da Taliban da planlı ve programlı bir şekilde, hatta programladığından daha önceden bazı kentleri kontrol altına almaya başladı. Ama tabii burada bir ironi, bir paradoksu beraber yaşıyoruz. İşte 1979'da İran'da rehine krizi yaşayan Amerika bugün Kabil'de farklı bir formatta, hatta şöyle söyleyebilirim, bir devletler arası hukuk çerçevesinde 1000 tane askerini yeniden Pakistan'a gönderiyor, pardon Afganistan'a yolluyor. Oradaki tahliyeleri gerçekleştirdi. 1000 tane bugün sabah göndermiş. Bugün sabah saatleri itibariyle 1000 Amerikan askeri Kabil'e ulaşmış. Bu tahliyelerle ilgili süreçte bu şekilde yürüyor ve ciddi bir sendromun geçmişte vermiş olduğu durumdan bugün gelinen manzara nokta, çok çok olağanüstü. Çok bir çok yani bugün Akif Dış Haberler Servisindeki arkadaşlarımızla beraber bu görüntüleri seyrederken yani birkaç kez arka arkaya seyrettim. Ya bu çok korkunç bir görüntü. Bir ülkenin... Bu uçaktan iki kişi düştü bu arada. İlk biz böyle bir uçaktan iki kişi düştü. O olamaz herhalde böyle bir şey dedim. Ben fake'tir görüntü dedim ama yerdeki manzarayı görünce yani o kapaklara tutunmuşlar herhalde. Tekerleklerin olduğu kapaklara tutunmuşlar. Akif 2003 yılında Irak'a ilk gittiğimde bir ülke nasıl dağılır, nasıl biter, bir toplum nasıl bir kaosun içerisine sürüklenir canlı laboratuvarda yaşamıştım. Bugün bu görüntüleri bir kez daha seyrederken inan psikolojim bile, yani birçok savaşa gittim, birçok savaş meydanında habercilik yaptım. Ama bu görüntüler Afganistan'ın nasıl bir kaosa doğru sürüklendiğini aslında çok açık ortaya koyuyor. Tabii biz bu saatler itibariyle bunu tartışıyoruz ama ülkeden de 31 ülke şu anda hali hazırda bütün büyükelçilikler alarm halinde, 31 ülke boşaltmasını bitirmek üzere. Birkaç ülkede bizim de başta olmak üzere, Amerikan Büyükelçiliği dahil olmak üzere bazı ülkelerde tahliye süreçlerine yönelik Amerika Büyükelçilik personelini tahliye edecek. Peki mesela Büyükelçiliği de çıkaracak mı oradan? Hala orada Amerika. Şimdi şöyle Akif, Afganistan'daki en kalabalık diplomatik misyon şefliği Amerikalılar. Birinci onlar, ikinci de biziz. Çok kalabalık olan iki misyon temsilciliği var. Ama tabii bir taraftan da Türkiye tahliyeler de gerçekleştiriyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk uçakla gelmeye başladılar. Şimdi ikinci bir uçak gidecek. Halen tahliyeler devam edecek. Dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları bölgeye uçuş yaptığı zaman normalden 50 dakika gecikmeli iniş yaptı. Çünkü Kabil Havalimanı'nın durumu zaten şu an görmüş olduğumuz görüntüler ortada. İnişe müsait değildi. Türk askerleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırdılar. Ardından alınan izinler üzerine Türk Hava Yolları uçağı iniş yaptı ve ilk tahliye şimdi içinde bulunduğum saatlerde gerçekleşiyor. Bir tarafıyla da tabii daha içeride vatandaşlarımız var. Bunlar da aslında bir Türkiye'den gidip orada çalışan şirketlerde bulunan vatandaşlarımız var. Bir kısmı da orada yerleşik olanlar var ki aileleriyle beraber ticari olarak gitmişler. Bir de daha sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış ama Afganistan kökenli olanlar var. Tabii bunlar sırayla tamamen alınıyor. Ben bugün bu yayına katılmadan önce oradaki bir askeri yetkili ve bir diplomatik yetkiliyle telefon görüşmesi yaptım. Hem Büyükelçilik'te hem havalimanında bir kriz merkezi kurduklarını ifade ediyorlar. Havalimanındaki kriz merkezinde hemen belirtelim, zaten çok uzun zamandır Türkiye havalimanının güvenliğini sağlıyordu. Dolayısıyla yani Amerika mı sağlıyor, Türkiye mi sağlıyor? Amerika diyor ki biz sağlıyoruz. Şu anda Türkiye hali hazırda havalimanının güvenliğinde rol alıyor ama ana üstlenici Amerika. Biz de havalimanında bulunuyoruz. Bizim havalimanında bulunuyoruz tabii zaten. Ama biz çok uzun zamandır. Biz çok uzun zamandır Amerika'da. Şu an koordinasyonu Amerika sağlıyor. Ama biz de havalimanında varız. Tamam. Ve biz havalimanında olduğumuz Amerika için bize bırakacaktı o işi ama bırakmadı. Mehmet Akif şöyle, aslında Macaristan ve Türkiye birlikte havalimanının güvenliğini sağlıyorlardı. Amerika da burada hem tedarikçi hem destekçiydi. Ama şu an Amerika zaten apar topar 1000 askeriyle beraber bir daha sahaya inmiş durumda. Ama bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel askeri birliklerimiz de orada hazır bekliyorlar. Tabii hemen şunu belirtelim. Afganistan'da yaşayan, ki ben her iki görüştüğüm biri asker, biri diplomat, hiçbir Türk vatandaşını Afganistan'da bırakmayacaklarını, kriz masasına ulaşmalarını istiyorlar herkesin. Mutlaka... Yani şöyle, bırakmayacaklarını derken ayrılmak isteyenlerle ilgili bir mesaj geldi dışişlerinden. Evet. Onun dışında dışişlerinin
Afganistan'dan ayrılın diye bir telkini var mı? Şu anda güvenli olmadığını belirtiyorlar. Güvenli olmadığını, evet, yani ayrılmalarını belirtiyorlar. Güvenli olmadıklarını, dolayısıyla o bölgede yaşam şartlarının zorluğu ve herhangi bir kaotik ortam karşısında zorlanacakları zaten hem Büyükelçilik tarafından hem oradaki askeri yetkililer tarafından ifade ediliyor. Ama her iki devlet yetkilisi de çok açık yüreklilikle, çok net bir ifade kullandılar. Hiçbir vatandaşımızı burada bırakmayız. Herkesin içi rahat olsun. Herkes tahliye edilinceye kadar burada olacaklarını, orada o mücadele vereceklerini ifade ediyor. Büyükelçiliği Türkiye'nin tahliye etme planı var mı? Şu an için planlanmıyor ama tabii bir B planları da var. Ama şu an için Taliban'ın büyükelçiliklerin kapatılmasına dair bir telkin yok. Şu an sadece Taliban'dan gelen açıklamalar, Taliban çok zarif açıklamalar yapıyor. Tabii zaten. Yani herkesle çalışacağız, sakin olun, sorun yok. Ama şöyle, Mehmet Akif, yani şimdi değerli Hasan Hocam, ki Ankara Üniversitesi'nden bizim de hocamız, değerli büyüğümüz, hepsi bu konuda yorum yapacaktır ama yani ben kendi öngörülerimle şöyle bir bakıyorum. İlk defa dünyada bir terör örgütü devlet oldu. Şimdi devlet rolüne girdi ve devlet olmaya çalışıyor. 20 yıl önceki Taliban'la bugünkü Taliban aynı mıdır? Ama genel bu kurucu felsefe... Bu cümleyi hocam ikinize de soracağım. Hasan Hocam, ilk defa bir terör örgütü devlet oldu dedi de Çetiner. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Mesela DAEŞ da güçlü kalsaydı, tutunabilseydi böyle siyasi muhatap falan mı olacaktı? Buradan baktığımız zaman öyle mi görünüyor o zaman? Vallahi yani bizimkiler yaptıkları görüşmelerde İki tarafın anlaşarak bir ortak hükümet boyutunda olayları ele almalarını düşünüyorlardı. Fakat Amerika çok erken çekilme kararı aldı. Yani 3-4, bu 4. Cumhurbaşkanı buradan çekilmek isteyen, bu 3'ü yapamadı, ben yapayım. Hayır hocam, hocam geleceğim birazdan size de, o soruyu bilerek o yüzden sordum. Yani DAEŞ terör örgütü mesela Orta Doğu'da tutunsaydı, Suriye ve Irak'ta, bir proje olmasaydı ya da yenilmeseydi ya da böyle bir yapı koruyabilseydi gücünü, siyasi muhatap mı olacaktı ülkeler açısından? Mecburen. Yani o zaman zafer kazanıyor. Aslında tarihi kazananların yazdığı, kaybederseniz yok olduğunuz, kazanırsanız terör örgütü bile olsanız bir pozisyon alabileceğiniz falan gerçek. Yani biz bunları biliyoruz da bunlar üzerinden hatırlatalım diye ısrarla o yüzden sordum Mehmet hocam. Akif, önümüzdeki tablo aslında gayet net. Yani şu anda demin cümleye başlarken şunu söyledim. Amerika 1979'da yaşadığı rehine krizini, Tahran'daki rehine krizini, sendromunu aklında tutuyor ve şu anda Kabil'de ikinci bir rehine krizi yaşamamak için var mı öyle bir devletler Amerika arası bir hukuk gibi hareket, ya o devletler hukuku üzerinden hareket ediyor ve öyle bir kriz yaşamamak için Taliban'la ilişki. Tabii şu anda koruyor. Şu anda durum bu, yani şu an Amerikalıların tahliye süreçleri tamamen Taliban'ın gözünün önünde gerçekleşen bir durum. Nitekim havalimanının aslında dış cepherinde Taliban zaten o bölgeyi sarmış olmasına rağmen... Onu söyleyecektim. Havalimanında müdahalesi var mı Taliban'ın? Müdahale etmiyor. Müdahale etmiyor. Ama dışarıda Taliban var. İşte demin sen cümleye açıklık getirdin. İnce mesajlar, geçiş sürecine dair önemli mesajlar. Ama tabii burada uluslararası diplomasi açısından Hasan Hocam da belki açıklık getirecektir. Dün Karzai'nin önemli bir açıklaması vardı. Bir geçiş süreci ve bu geçiş sürecine dair bir komisyonun kurulması. Şimdi geçiş süreci ve bir komisyon. Şimdi bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman o zaman aklımıza şu geliyor ki Hamid Karzai de şeyi terk etmedi. Afganistan'ı evet, terk etmedi ona. Ve Amerikalıların çok yakın çalışma ekibinde olan bir isim olarak biliniyor. Şimdi demek ki burada bir adı konmamış, üzerinde uzlaşmaya varılmış ama henüz yol haritasının süreçleri netleştirilmemiş ya da zaman dilimi belirtilmemiş bir süreç yaşayacağız. Yani hem devir söz konusu olacak hem de bu devri izlemekle bir komisyon oluşturulacak. Taliban şey diyor ama, yani biz İslam Emirliği kuruyoruz, öyle bir geçiş hükümeti falan gibi bir şey yok, biz yönetimi devraldık diyor. Şu an tabii baktığın zaman Taliban'ın da kendi tabanına vereceği mesajlar var. Yani sonuç itibariyle Taliban da şunu açıklayamaz. Biz Amerika ile anlaştık ve sahaya indik. Amerika'nın çekildiği her yeri biz aldık. Sonuç itibariyle Taliban 20 yıl önce de Afganistan'ı savaşmadan, tek kurşun atmadan almıştı. 20 yıl sonra gelinen nokta yeniden hiçbir yeri kurşun sıkmadan her girdiği şehri öyle rahatlıkla mi alan bir Taliban var. Ha, şimdi bu çok önemli. Şöyle bir durum. Doğru, onlar da öyle. Yani şöyle genel analiz yapanlar Taliban'ın çok ciddi çatışmalara girmeden şehirleri aldığını söylüyor. Evet.
Bazı çatışmalar var ama ufak tefek. Taliban da diyor ki bakın biz burada bir yani bize müzahir bir topluluk var. Ve biz buraya savaşarak girmiyoruz. Bizi bu insanlar hoş geldiniz diye karşılıyorlar. Bu da zaten, bu destek olmasa biz buraları bu kadar güçlü giremezdik. Bu da Taliban'ı zaten sahada güçlü kılan mantık. Biz savaşmadan alıyoruz. Çünkü tabanımız burada. 20 yıldır Amerika burada işgal sürecini başlatmış olsa bile 20 yılda değişen hiçbir şey olmadı. Biz Amerika'nın desteklediği gruplardan farklı olarak güçlü bir tabanla burada kalmaya devam edeceğiz mesajını veriyorlar. Aslında her iki seçenekte aynı yola çıkıyor. Çünkü birincisinde hiçbir kurşun sıkmadan her yeri kontrol altına alan bir Taliban var. İkincisi gittiği her yerde taban bulan bir Taliban Peki, var. Peki Eşref Gani nerede? Şu anda Umman'da olduğu söyleniyor. Öyle mi? Ama tabii bunlar biraz spekülasyon. Tacikistan'dan gelen açıklamalar biraz farklı. Tacikistan tamamen şu anda sınır bir ülke. Bizde değil dedi. Bir de Tacikistan şöyle bir durum da var. Mehmet Akif, Tacikistan içinde şu an Rus askeri birliklerin konuşlandığı ve Afganistan'daki olası bir durumda Rusya'nın harekete geçeceği noktalardan biri. Yani çok fazla dikkati üzerine çekmek istemeyecekti Tacikistan bu süreçte. Bir saniye şimdi Amerika'dan Amerika çıktı. Rusya mı girecek bir daha? Zaten Rusya yani, çıkmıştı, Amerika girmişti. Girecek demeyelim ama orada hazır apartta askeri takviyesini yapmış durumda diyelim. Şu anda Peki. Çünkü şöyle Peki. bir risk var Mehmet Akif. Çetin abi bir duralım. Devam edeceğiz konuşmaya. Amerika'ya da gireceğiz. Faik Öztürk konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Para ve siyasi destek karşılığında Afgan sığınmacıların ülkemize gelmesine göz kırpmıştı. 20 yıldır Afganistan'da olan egemen güçlerin neden olduğu bu insani krizin yükünü de milletimize yıkacağını söylemişti. Buradan açıkça söylüyoruz. Ülkemizde 5 milyon Suriyeli var. Bunun üstüne bir de Afgan göçüne seyirci kalınması Erdoğan şahsım hükümetinin o böyle bütün finansı iyi biliriz iddialarına rağmen milletimizi bir kere daha sırtından hançerlemesi olur. Esas olan bu devletin bekasıdır. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir. Ülkemizin demografik yapısına göz göre göre zaman ayarlı, kitlesel imha silahı yerleştirilmektedir. Afganlar Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Türkiye'ye akın akın zaten gelmeye başlamışlardı. Arada 2500 kilometre var. Koskoca bir İran devleti var. Ancak gelenler öyle gözüküyor ki düzensiz falan gelmiyor. Gayet düzenli, gayet planlı, gayet organize bir şekilde Erdoğan'ın altına imza attığı bir operasyonla geliyor. Erdoğan artık milletimizin huzuruna çıkmalıdır. Haziran ortasında kapalı kapılar ardında yanına dış işlerinden bir görevli dahi almadan Biden'la yaptığı pazarlığın detaylarını milletimize açıklamalıdır. Erdoğan Türkiye'ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur veya razı edilmiştir? Bunu Türkiye'de Erdoğan'dan başka sadece saray sosyetesine mensup Kavakçı'nın kızı bilmektedir. Muhataplarımız şunu bilsin ki, kapalı kapılar ardında Erdoğan'ın vermiş olduğu sözler Erdoğan'ı bağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçmemiş hiçbir anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Herkes bu açık gerçeğe göre ayağını denk alsın. Planlarını ona göre yapsın. Değerli basın mensupları, dün Afganistan'da çok büyük bir kaos başladı. 300 bin kişilik modern silahlarla donatılmış Afgan ordusu birkaç hafta içinde silahlarını bırakarak dağıldı gitti. 75 bin kişilik Taliban milisleri doğru dürüst tek kurşun atmadan ülkenin tamamını ele geçirdi. İki ay önce egemen güçlerin olmaz dedikleri her şey oldu. Kabil Taliban'ın eline geçti. Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk edip Tacikistan'a kaçtı. Taliban, Türk askerlerinin ayrılması için 1 Eylül'e kadar süre verdi. Şimdi bu koşullar altında Afganistan'daki Mehmetçiğimiz derhal ait olduğu yere, ülkemize ve sınırlarımızın müdafasına dönmelidir. Ama Erdoğan hala Afganistan'da egemen güçlerin taşeronluğunu kapmak için Taliban ile zemin yokluyor. Taliban ile inanç farklılığı yokmuş. Taliban lideriyle de görüşebilirmiş. Yine dün de Pakistan üzerinden Taliban'a çiçekler göndermeye devam etti. Erdoğan Afganistan'da illa bir taşeronluk üstlenecekse, dantelli kefen bezi kuşanan tosuncuklarını
O da olmazsa besleyip büyüttüğü Sadatçılarını oraya göndersin. Mehmetçiğimizin üzerinden elini çeksin. Son kez uyarıyoruz. Afganistan'da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan bizzat siz sorumlu olursunuz. Bölgemizde artık yeni bir kaosun kapıları aralanmıştır. Afganistan, İran, Türkiye aynı jeostratejik fay hattındadır. Afganistan'daki kırılma tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu konu milli bir mesele olarak ele alınmalı, bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır. Değerli basın mensupları, ülkemizde... Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk'ün Afganistan'la ilgili açıklamalarını konumuz bağlamında da ekranınıza taşıdık canlı olarak. Bu arada birazdan Ankara'ya gideceğiz. Mahir Kılıç'a, MHP'den de çünkü bir açıklama var. Afganistan'daki durumu konuşuyoruz. Çetiner önemli bir şey söyledi. İlk defa bir terör örgütü artık devlet olarak muhatap alınıyor diye. Eşref Gani Tacikistan'da mı, Umman'da mı bilmiyoruz ama az önce bir paylaşım vardı yine sosyal medyadan. İşte para dolu çantaların bir kısmı uçağa, helikoptere ya da araçlara sığmadığı için havaalanında bıraktığı yönünde bilgiler paylaşılmış. Amerika şu anda geçici olarak orada havaalanında güvenliği sağlayamadığı için sevkiyatları, tahliyeleri durdurdu. Bahçeli Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin açıklamaları son dakika bilgisi olarak yansıyor ekranlarınıza. Taliban kendi insanına sahip çıkarak göçe mani olmalıdır. Türkiye'nin Afganistan kaynaklı düzensiz göçü hazmetmesi mümkün değildir diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Afganistan'ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemlidir de diyor. Birazdan açıklamanın detaylarına bakarız. Ali Çınar hazırsa Washington'a gideceğiz birazdan. Mahir Kılıç önce bir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının detaylarını bize paylaşsın. Ondan sonra Washington'a gidelim. Mehmet Akif Ersoy biraz önce yazılı bir açıklama yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli. Satır başlarını sen de ifade ettin. Bahçeli o açıklamasında Afganistan iç barışa, toplumsal huzuru ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmezdir ifadelerini kullandı ve 5 ana maddede Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afganistan'la ilgili görüşlerini, politikasını dile getirdi. Birinci madde, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır ve güvenliğine destek mahiyetindir ifadelerini kullandı. Bu nedenle Türkiye'nin askeri unsurların Afganistan'ı terk etmesinin düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ki CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir çağrısı vardı. Oradaki Türk askerinin çekilmesi gerektiğini ifade etmiş. Bahçeli'den tam tersi bir açıklama geldi. Afganistan'daki askeri varlığın devam etmesi gerektiğini ifade etti Bahçeli. Afganistan'ı yüz çevirmek tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir dedi. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmaktır dedi. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir çağrısı vardı. Açıklamasında CHP liderine de tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun anlayışı, siyaset kavrayışı bunu idrak etmeye yetmez dedi. İkinci maddede Afganistan Müslüman bir ülkedir ve tüm Afganlarındır ifadesini kullandı. Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, gerekli icaplara riayet etmek, insanlık onurunun farikası ve bir faziletidir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Yine dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir'den yaptığı açıklamada birçok ülke büyükelçileri boşaltırken Türk büyükelçinin orada çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Bu karara MHP liderinden destek geldi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Kabe büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan'daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir dedi. Afgan göçüyle ilişkinde bir değerlendirmesi oldu MHP liderinin o açıklamada. Beşinci maddede şöyle ifade ediyor. Afganistan'daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak suretle anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır dedi. Bir de önerisi var. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır dedi Devlet Bahçeli. Aynı zamanda Türkiye'nin Afganistan kaynaklı düzensiz göç hazmetmesinin de mümkün olmadığını belirtti. Bir kez daha belirtelim. Afganistan'daki gelişmeleri Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi ilişkin MHP lideri yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin orada bulunması gerektiğini ifade etti ve 5 maddede önerilerini, partisinin politikasını sınırladı. Türkiye'nin o bölgedeki Afganistan'daki askeri varlığın devam etmesi gerektiğini ifade etti. Asker çekme önerisine karşı çıktı. Düzensiz göç konusunda da uyardı Bahçeli. Türkiye'nin Afganistan kaynaklı düzensiz göç hazmetmesi mümkün değildir dedi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Mehmet Akif Ersoy. Aykılıç teşekkür ediyoruz. Evet, Afganistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Bahçeli'nin açıklamaları böyle. Şimdi İsmail Hakkı Pekin, Afganistan'ı görev yaptınız galiba değil mi Afganistan'da?
Görev yapmadım ama çok gittim. Yani görev yapmadınız, çok gittiniz geldiniz. Ne zaman gittiniz geldiniz? Tüm bu tablolara yani, ne diyorsunuz şimdi? 2000'li yıllarda yani 2000'li yıllarda 2000 herhalde 11'e kadar gittik geldim. Peki. Ne dersiniz? Şu tablo ne gösteriyor? Türkiye'nin pozisyonu, Türk askerinin pozisyonu bu aşamadan sonra. Buyurunuz. Yani şöyle söyleyeyim ben tabii. Öncelikle şu tahliye konusu. Amerika tahliye böyle yapılır. Geri çekilme en zor harekatlardan birisidir. İşte adına ne dersiniz deyin. Sonuçta kuvvet gerekir. O kuvveti getirirsiniz. O kuvvetin başındaki herkes, komutan, bütün orada gidecekler dahil olmak üzere herkesin komutası ondadır. Ona göre yerleştirir, uçaklar kalkar. En sonunda onlar gider. Yani bu yapılan bir şey. Amerika'nın yaptığı şey değil. Yani taktik olarak yapılması gereken bir şey. Aksi takdirde oraya kuvvet göndermezseniz çok kısa zamanda işte İran'daki gibi olaylar yaşanır diye değerlendiriyorum. 5000 asker çok değil mi? Çok değil. Değil, tamam. Çok değil çünkü o gücü gördüğü zaman oraya taarruz edemez. Yani o gücü görecek, o gücü hissettiği zaman... Yani çatışma oraya... ihtimali bile olmasın, ona bile cesaret evet. etmesin. Evet, evet. Yani çünkü sonuçta uçaklarla... Yani orada bir tane pist var. Yani hem sivil uçaklar hem de asker uçaklar aynı pisti kullanıyor şeyde, Kabil Havaalanı'nda. Evet. Dolayısıyla yani bir tarafı askeri, bir tarafı sivil aynı pisti kullanıyor. Bir tek terminaller değişik, terminaller farklı yerlerde. Öyle söylemem gerekiyor. Yani dolayısıyla o kadar asker gönderilmesi normal. Ben şeyi falan hatırlıyorum. Yani şimdi mesela bakarsanız Çanakkale Savaşı'nda İngilizler Geribolu'dan öyle yani kolay kolay tahliye edememişlerdi. Bayağı zor tahliye etmişler. Birlik getirmişler. Hatta çok büyük kandırma harekatları yaparak tahliye etmişlerdi. Ki o zamanki teknolojide malum haberleşme teknolojisi vesaire falan. Onun için en zor harekatlardan birisidir. Çok şeyin tahliye edilen birliklerin zayıf anıdır. O bakımdan güçlü bir kuvvet olması lazım. Onu söyleyeyim. Çünkü diğerlerinde çok fazla silah düşürdü bu yok. Onları bir kısmı teslim etmişler. Belki meşhur müdafaa için silahları var. Şimdi bu görüntü tabii çok kötü bir görüntü. Bu şeyi anlatıyor. Bu 1975 yılında Amerika'nın Saigon'dan geri gelirken o helikopter 2-3 katlı binanın tepesine duruyor. Aynı burada da insanlar apronda uçağın üzerine çıkıyorlar. Çok berbat bir görüntü. Bu görüntünün ortadan kaldırılması için yani göçün önlenmesi için tabii sadece göç değil ama göçün önlenmesi için bu görüntülerin ortadan kalkması lazım. İnsanlar bir şekilde korkuyorlar bir şeyler. Yani şimdi bu korku yenilmeden ya da buna mani olmadan göçün durması mümkün değil. Nasıl durdu? Yani bu korkunun da kolay kolay bitmesi mümkün değil. Yani Taliban yarın, ertesi gün her şey serbest, herkes istediği gibi yaşayabilir diyecek mi? Değil mi? Demiş. Yani o bölgede işte modern yaşama geçenler var, diğerleri var. Çeşitli biz dahil büyükelçiliklerde çalışanlar var. Bütün bunlarla ilgili korkular var. Onun için insanlar bir şekilde öyle algılıyor veyahut da kaçmaya çalışıyor. Yani bunu önlemenin yolu bu bölgeye huzur gelmesi lazım, barış olması lazım. Yani bir defa Taliban savaş bitti diyor. Ya savaş nasıl bitmedi. Bir barış ama savaş bundan sonra başlıyor. Savaş bitmedi aslında. Yani Taliban 75 kişilik bir güçle hemen hemen işte 40 milyon kişiye yakın bir Afganistan'a girdi. Afganistan'ı kontrol etti. Yani ne kadar şey var? Halk ses çıkartmıyor. Halk her şeyden bıkmış zaten. Yani cihatçılar vardı ondan bıkmış. Onlar hemen Amerikalılar, Ruslar vardı onlardan bıkmış. Yani devamlı savaş halinde 40 senedir halkın hayır diyecek gücü kalmamış. Ve halkı öyle bir tembelliğe, öyle bir hazır şeyle gittiler ki insanlar kendi topraklarına, ailelerine bakın erkekler kadınlarını bırakmışlar. Çocuklarını bırakmışlar, kız çocuklarını, erkek çocuklarını. Biniyorlar ve şeye giriyor. Ya uçakla kaçmaya çalışıyorlar. Uçağa bakın işte. Hepsi erkek. Şeye bakın. Yine ortama bakın. Bize gelenlere bakın. Göçle. Onlar da erkek. Yani çok planlıydı. İsmail Aksin Pekin, özür dilerim. Böleceğim. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. Müsaadeniz olursa. Kısa bir reklam arası efendim.
Tekrar merhabalar. Devam ediyoruz manşete efendim. Mehmet Akif Ersoy. Ben Afganistan'ı konuşuyoruz. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin, Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Köni ve İSİN Üniversitesi Gülsav Direktörü İsmail Hakkı Pekin bizlerle birlikte. Washington'dan da dış politika uzmanı Ali Çınar yayınımıza katıldı. Birazdan kendisine döneceğiz. İsmail Hakkı Pekin yarım kalmıştı. Siz tamamlayın lütfen, ondan sonra devam edelim. Şunu söylüyorum. Göçü önlemek şu anda büyük değil. Çünkü göçün neden olanları para okuyarsak, bunu böyle 15-20 sene falan önleyecek gibi değil. Onun için göçü İran'la anlaşarak yahut da göçü yöneterek, bizim ülkemizin herhangi bir yerinde göçü yöneterek ancak zararlarının önüne geçebiliriz diye değerlendiriyorum. Şöyle yani sınırda gördüğümüzde engelleyemiyor muyuz İsmail Akpekin? Engelleriz, yakalarız. Ama bu bir ticaret. Yani ben 94-97'de yine bu bölgede 5. Ulu Talay Konferansı. Orada da yaptığımız iş buydu. Yakalıyorduk o zaman. Şimdi teknoloji çok daha fazla gelişti. Çok daha fazla kontrol imkanı var. Ama bu konu öyle bir şey ki, kaçakçılık ki. Bu kaçakçılığı Afganistan'dakiler, ondan sonra İran'dakiler, Türkiye'dekiler dahil olmak üzere hepsi karışıyorlar. Ve bu iş, hatta Viyana'da bunların pasaportları bile hazırlanıyor. Ya bir kısmının parası olanların vesaire falan. Böylesi bir büyük bir şey. Pazar bu konu. O bakımdan Türkiye bunu yakalar ve göçü öncelikle kaçakçılığı önlemesi lazım. Şey kaçakçılığı, insan kaçakçılığı konusunu önlemesi gerekiyor. Yani bunu nasıl öneririz? İran'la görüşmek suretiyle öneririz. Ve bu konuyu iyi yönetirsek öneririz. Yoksa Suriyeliler gibi yönetirsek herhalde çok daha kötü bir duruma düşebilir diye değerlendiriyorum. Göç bunun ilk şeyi, ilk tesiri. Arkasından etnik çatışma meydana gelecek. Ya bugün şey halinde birleşenlerin ne derler ona, din adı altında birleşenlerin daha sonra yavaş yavaş etnik, çünkü %50'si şey farklı etnik gruptan, yani sadece %40'ı, hatta %60'ı farklı etnik gruptan, %40'ı sadece şey Peştun. Yani böyle bir sıkıntı daha var. Önce Taliban'ın mesela bir takım yöntem değişikliklerine gitti ya, bu konuda da bir yöntem değişikliğine gittiği çok konuşuluyor. Yani önceden çok fazla Peştun ve Peştun ağırlıklı ve sadece onların hassasiyetleri üzerinden giden sisteme şu anda diğer etnik unsurları da dahil ettikleri, onlardan da kendi yönetimlerine insanlar, umarım, isimler aldıkları. Umarım öyle olur. Çünkü hesapları şu, bakın Afganistan'ın yaşaması için, bu Afgan hükümeti için de aynıydı, bunlar için de aynı. Bu buranın yaşaması için paraya ihtiyaç var. Başka gelir kaynak yok. Bir tek kaçakçılık olayı. Neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var. Yani dünya Afgan hükümetini çeşitli şeylerle fonluyordu. Bu fonlar şu andaki şeye de lazım. Taliban'a da lazım. Bu fonlar olmadan bu ülkeyi idare edemezler. Yani açlığı önleyemezler. Aç insanlar bölgeye çok daha fazla tehdit. Hem Pakistan için, hem Afganistan için, hem de civar ülkeler için çok daha fazla. O bakımdan ellerine bu konu önemli. Yani mutlaka bu konuda dış ülkelere, mesela Almanya dedi ki ben 400 milyon avroyu vermem dedi. Bu ülkelere hoş gözükmek durumdalar. Bu ülkelere uygun davranmak durumdalar. Aksi takdirde bir de bunların meşruiyete ihtiyacı var. Yani yarın şimdi birkaç ülke tanıyabilir belki. Pakistan gibi, işte Çin gibi falan, ama birçok ülke bunu tanırken dikkat edecek, birbirine bakacak. Avrupa dahil, Amerika dahil, Rusya dahil bunları tanımayacak herhalde. Meşruiyete ihtiyaçları var. Meşruiyet için de bunları söylemek durumda. Yani belki değişmişlikleri buradan ileri gelebilir. Bu ne kadar geçerlidir, ne kadar takiyedir bunu bilmiyoruz. Ama dış dünya bunu kullanacaktır. Şunu yapmazsan ben bu parayı sana vermem. Şunu yapmazsan şu ticaretine engel olurum. Şunu yapmazsan şu fonları kullanamazsın gibi bir takım kısıtlamalar koyacaktır. Ve böyle terbiye etmeye çalışacaktır Taliban'ı. Yani ben etnik çatışma diyorum. Arkasından büyük ihtimalle terör cenneti olacaktır. Yani diğer terör örgütünden de insanlar buralara gelip... Bu Taliban'ı daha kapalı bir rejim haline getirip daha da işte küresel terörün yeniden merkezi falan Afganistan'ı yapar mı diye. Bunun önlenmesi lazım, asıl sorun. Bu nasıl önlenecek? Mesela dengeler değişecek. Bugün Şanghay İşbirliği örgütü içerisinde gördüğümüz ülkeler belki Hindistan, İran, Rusya bir grup, Çin, Pakistan,
Afganistan bir grup olarak ayrılacak. Çankaya İşbirliği Örgütü aslında Amerika'nın keyifli hareketlerinden, yani Latin Amerika'da bir devlet başkanı alıp yargılıyordu. Dinlenenlerdeki bir başkanı alıp dinlenenlere götürüp kendi ülkesine yargılıyordu. Bu keyifli hareketleri önlemek için kurulmuş. Daha çok ekonomik anlamda ama daha çok da buna karşı birlik, Asya'da, Avrasya'da birliği gerektiren bir şeydi, örgüttü. Şimdi bu örgütün parçalanması söz konusu. Yani çünkü şeyler, dengeler değiştiği için kimisi tanıyacak, kimisi tanışmayacak, kimisi işbirliği yapacak. Mesela Çin'in Afganistan'la işbirliği yaptığını düşünün, Pakistan'la birlikte. Bu Rusya'nın da Hindistan'ın da işine gelmeyebilir. Aynı şekilde İran'ın da işine gelmeyebilir. Hindistan, İran arasında Cahabar Limanı vasıtasıyla güneyden kuzeye bir yol yapılıyor ve bu yol vasıtasıyla Orta Asya'ya giriliyor. Orada bir ticaret yapılma, ekonomik olarak bir alan yaratılmaya çalışıyor Orta Asya ülkelerinde. Yine Afganistan, baktığımız zaman Pakistan'a, işte Gwadar Limanı'na bir yol var. Karaçi'de var ama daha çok Karaçi'yi İngilizler kullanıyor. Gwadar Limanı'na bir yol var. Burası Çinlilerin kontrolünde. Olay aşağıya Umman Denizi'ne, Hint Okyanusu'na, Basra Körfezi'ne inecek. Yani ve ister istemez İran'ı etkileyecek, bizi de etkileyecek. Yani aynı fay hattı üzerindeyiz çünkü. Bizleri de etkileyecek. Böylesi önemli bir şey. Pakistan için mesela... Bir sayı var mı mesela kafanızda? Böyle bir okuduğunuz ya da takip ettiğiniz böyle bir çalışma, araştırma var mı? Suriye'de ilk başta mesela 100 bindi ya hani bizim kırmızı çizgimiz. Evet. Afganistan'dan kaç kişinin buraya gelebileceğine yani dönük yapılan bir çalışma var mı? Kabaca şunu söyleyeyim. Türkiye'de 372 gibi Afgan da göçmen olduğu söyleniyor. Normalde bu şeyden sonra hemen hemen 500 ile 1000 kişinin sınırdan günde sınırdan geçebileceği söyleniyor. Bu ne kadar toplam göçmen Afgan miktarı, bunun 1,5 milyon herhalde şeyde Pakistan'da, toplam 5 milyon civarında. Evet, 6 milyona yaklaşan Afgan akını olabilir diyor Sayın Bahçeli. Ben şundan dolayı soruyorum. Yani bu Türkiye'ye yönelik 6 milyon mu, yoksa Afganistan'dan dağılacak olan 6 milyon? Akif, bu 6 milyon. Şöyle bir şey hesaplıyorlar bakın. Şimdi bölgede 20 yıldır Amerika hakim olduğu için modern yaşama ayak uydurmuş olan ve modern yaşama benimsemiş olan insanlar var. Bunların miktarının 10 milyon civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bunlar eğer Pakistan idaresinde ya da şeyde Afganistan'da Taliban idaresinde kalmak istemezlerse... Pakistan'da da kalmak istemezler, İslam Cumhuriyeti. İran'da da kalmak istemezler, İslam Cumhuriyeti. Türkiye'ye gelecek. Bu bakımdan doğru bir rakam. Yani 6 milyon olabilir. Olabilir ama onlar bu sefer eşleriyle, çocuklarıyla beraber gelecekler. Peki. Yani daha belki gelmeyecek. Vallahi hepsi, bu da çok enteresan bir görüntü. Uçaklarda, havalimanlarında olanların hepsinin erkek olması. Yani kadınlarınızı orada bırakıp kaçıyor musunuz diye de çok ciddi tartışmalar yarattı sosyal medyada. Bilmiyorum tabii. Sahada olmak lazım meseleyi daha iyi anlamak için. Pakistan'da da öyle. Yani kadının yeri yok Afganistan. Yani kadın hep geride görülmüş. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Bu çok kötü bir şey. Yani bu... yani ben tabii şuna... şey yapıyorum. Şimdi yakışıksız bir durum yani. Bir altyapıyı bulan birisi diyelim ki herhangi bir örgüt oraya gidip güçle oraya aldıktan sonra orada devlet kurabilir mi? Bu ben de bu devletin başındayım diyebilir mi? Ya da böyle bir örnek, bu tip örnekler büyük ülkeler yapıyorlar ama bu tip örnekler dünyada şeyleri farklı anlamları çağrıştırır mı? Yarın dünyadaki İslam devletleri bunları biz meşruiyetini kabul edersek bu örgütleri bunu örnek alıp buna benzer faaliyetler yapabilir mi? Çeşitli İslam ülkelerinde gruplar halinde hareketleri basıp ondan sonra benim altyapım var diye buralarda seçimsiz herhangi bir şey yapmadan insanları idare edebilir yani mi? Yani silahlı terör örgütleri rejim değişikliğine zorlayabilir mi bazı ülkeleri? Diyelim işte evet. Boko Haram Nijerya'da çok güçlendi ve yarısını aldı gibi bir şey. Yani bunun riskinden söz ediyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyelim. Yani İslam ülkeleri diyoruz ama maalesef hepsi birbirini tekfir eder durumda. Hiçbiri bir diğerinin İslam'ını beğenmiyor, İslam anlayışını beğenmiyor. Öyle bir sorunla da karşı karşıya. Hayır, bir saniye sayın peki. Mehmet Akif Bey, bir şey daha söyleyeyim. Yani sanki Amerikan yönetimi çok da mu iyiydi Taliban'dan? Şimdi hiçbir fark yok aslında. Onu bilmiyorum, ona gelelim. Ali Çınar, Washington'da. Hasan Köne Hocam, özür dilerim, sizi bekletiyorum. Ali Çınar'ı hemen göndereceğiz çünkü çok tutmayacağız.
Niye kaçtınız Afganistan'dan diye sormayayım. Ali Çınar, Amerika'nın hiçbir öngörüsü Afganistan'da tutmadı dedim. Ne konuşuluyor, ne yapıyor Amerika? İçeride tepkine bu aşamadan sonra bizim kaçırdığımız bir şey var mı bu arada Amerikalılar açısından? Şimdi 4 gündür Biden tatilde. Cuma günü Camp David'e gitti ve Beyaz Saray'da değil. Büyük bir kaosu şu anda Amerikan medyası ve kamuoyu 3 gündür tartışıyor. Başkan Biden bir saat sonra istihbarat ve güvenlik ekibiyle beraber bir toplantı yapacak Türkiye saatiyle 5'te. Aynı şekilde yine Türkiye saatiyle 5'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Estonya ile Norveç'in isteği üzerine Afganistan'daki son gelişmeler tartışılacak. Bir saat içinde olacak iki önemli gelişme bu. Ama genele baktığımızda Amerika içinde şu anda tartışıyor. Neyi tartışıyor? 20 yıl peki Afganistan'da bu savaş sonucu ne oldu? Başarısızlık olduğunu herkes kabul ediyor. Biden yönetiminin plansız şu anda tahliyesini konuşuyor. Çünkü Biden yönetimi 30'da 60 gün içinde Taliban gruplarının Kabil'e geleceğini tahmin ediyorlardı ama bu tahmin tutmadı. Şu anda apar topar Biden yönetiminin önceliği iki konu. Birincisi Kabil Havalimanı'nın güvenliği, ikincisi de tahliyenin sağlıklı şekilde yapılması. Bunu bu sabah da Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir Amerikan televizyonunda söyledi. Yani Amerika'nın kısa dönemde şu anda amacı tahliyeler değil. Tahliyeden sonra da Kabil Havalimanı'nın güvenliği mi? O çok önemli. Yani tahliyeye kadar mı, tahliyeden sonra da mı? Evet. Bu konuda şu anda net bir şey yok. Biraz önce Çetin Erbey de söyledi aslında Taliban'ın diğer ülkelerle görüşünü ama şunun altını çizmekte fayda var. Pazar günü CENTCOM komutanı Mackenzie Doha'da Taliban temsilcileriyle bir görüşme yaptı. Hı hı. Ve askerlerinin güvenliğini istedi Mackenzie Taliban'dan. O nedenle Trump yönetiminden başlayan ve Biden yönetiminde devam eden Taliban'la bir görüşme yumağı zaten vardı. Bundan sonra tahliyeler sağlıklı şekilde yapıldıktan sonra Biden yönetiminin Taliban'la nasıl pazarlık yapacağı önemli. Açıkçası bu bilinmiyor. Tahminimizce bugün Biden'ın bir basın toplantısı olduğu için kamuoyundan ciddi bir baskı var. Biden'a büyük eleştiriler var. Bilhassa Cumhuriyetçi senatörler, değerli komutanımız İsmail Hakkı Pekin de dedi, Afganistan'ın terör yuvasına döneceği ile ilgili. Unutmayalım, hapishanelerdeki tüm teröristlerin ve suçların da serbest bırakıldığı bir ortam ki El-Kaide teröristlerin de olduğu İşitçiler var, işitçiler de bırakıldı. İşitçiler var. Taliban var. Daha önce IŞİD'le nedenle çatışmıştı bu arada. Evet. O nedenle Afganistan'ın geleceği ile ilgili çok ciddi sıkıntıları bilhassa Amerikan Kongresi yüksek sesle belirtiyor ve Biden'ın orta ve uzun dönemde şu anda planı yok. Yani bir açıklama yapmadı. O nedenle önceliğinin tahliye ve havalimanının güvenliği olduğu belirtiliyor. Açıkçası bunun dışında çok net bir yol haritası yok. Zaten olsaydı, bunu istihbarat birimleri de söylüyor, bizi suçlamayın, sadece biz değil, buna karar veren liderler de hata yaptı diye. Yani Amerika şu anda kendi içinde bir hatanın kimde olduğunu da sorguluyor açıkçası. Elçiliği bırakacaklar mı? Kabil'deki elçiliği? Şimdi sabahleyin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan şunu söyledi. Çok yoğun olan nüfusumuz, Büyükelçilik'teki personelimizi tahliye ettik. Çoğu havalimanında çok az sayıda personelimiz kaldı dedi. Bu anlamda çok netlik yok. Acaba Büyükelçilik'te kalan olacak mı, olmayacak mı? Burada da tahminimce Biden yönetiminin Taliban'la yapacağı pazarlık. Yani biz evet kısa bir süre veya uzun sürede varlığımızı Büyükelçilik'te devam ettireceğiz. Bize dokunmayın tarzında pazarlık olursa bence az da olsa bir sayı bırakılabilir. Çünkü burada Çin, Rusya ve diğer ülkelerin de daha güçlü bir rol oynaması ihtimali var. Amerika bunu da hesaplıyor şu anda. Bu diplomatik olarak Taliban'ı tanımak anlamına gelir mi Amerika açısından? Ya hem bu müzakereler hem Büyükelçiliğin kalması. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten Taliban'ı tanıdı. Geçen sene Ocak 2020'de Dışişleri Bakanı Pompeo Taliban liderleriyle görüştü. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi sürekli Taliban liderliğiyle görüştü. Aynı şekilde Biden bunlara karşı çıkmayan Biden yönetimi devam ettirdi. O nedenle resmi olarak açıklamasa da resimlerde aslında var. O öyle. Dolaylı resmi da, olarak soruyoruz evet, aslında biraz. Yani artık resmi olarak ben tanıyacağını şu süreçte zannetmiyorum.
Ama bu geçiş sürecinde veya Taliban'ın ne kadar şeffaf ve açık şekilde davranmasıyla Amerika farklı yol adım atabilir ama çok zannetmiyorum. Yani Biden yönetimi Taliban'a bilenecektir diye tahmin ediyorum. Burada yani açıkçası CENTCOM komutanının ilk Taliban'la pazar günü görüşmesi bize dokunmayın, askerlerimize saldırırsanız biz de cevap veririz tarzında askeri anlamda bir diplomatik bir görüşmeydi ama ben açıkçası orta ve uzun dönemde Taliban'ı tanıyacağını zannetmiyorum. Amerika risk görmüyor o zaman askerleri açısından, öyle mi? Burada Biden'ın son iki haftaları açıklamalarına bakarsak biz çıkıyoruz, ne haliniz tabiri caizse görün. Afgan halkı kendi geleceğini kendi karar versin diyor. Zaten en büyük tartışma da bu. 20 yıldır buradaydı. Niye o zaman daha fazla kalalım? Yani dün bunu Dışişleri Bakanı Blinken de söyledi. 1, 2, 5 bunun sonu yok. Niye kalalım artık Afganistan'da diyerek artık bizim işimiz yoka getirdi. Bu Amerika'nın Afganistan'ı dönüştürememesiyle ilgili mi? Böyle diyebiliriz. Yani başarısız oldular. Yani 20 yılda 3000'e yakın Amerikan askerinin can kaybı, 1 trilyon ki Biden'ın bu söylemi 1 trilyona yakın bir maliyet ve sonuç ortada. Bunu Amerikan yönetiminde kabul ediyor. Yani eski bakanlara da baktığımda son 2 gündür hepsi kabul ediyorlar Afganistan'daki başarısızlığı. Peki. Teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Takip ediyor olacağız. Bu arada ekranlarınıza bir son dakika bilgisi yansıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda bir Afganistan toplantısı var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında son gelişmeler ele alındı. Kritik bir toplantı Afganistan gündemiyle. Onun ayrıntılarını da birazdan Ankara'dan alacağız. Sosyoloji çok önemli, harita çok önemli. Değil mi Hasan Köne Hocam? Kim gelirse gelsin, ne kadar kalırsa kalsın. Bazen olmayınca olmuyor mu? Ne bu? Maalesef Amerika dış savaşlarda pek başarılı olamıyor. Olamıyor çünkü bulunduğu alanda oranın sosyolojik yapısını bilmeden kendi siyasal yapısını da öngördüğü demokrasiyi kurdurmaya çalışıyor. Şimdi bu tür halkların Batı'nın öngördüğü bir demokrasiyi emmeleri mümkün değil. Bir kere Afgan milleti diye bir millet yok. İkinci bir ulus oluşturmak lazım. Hakkı Peknel Paşam bunu da biliyordur. Ulus oluşturmadan vatan koruması için gerçek bir direnme ortaya konamaz. Ulus kendi vatanını korur. Şimdi burada Hazara var, Paştun var, Özbek var, Türkmen var ve bir takım Uygurlar da var bu işin içinde. Bu kadar karışık ve değişik İranlılar var. Pakistan zaten Paştun gidip geliyorlar Pakistan sınırından. Bu yapının bir ortak kültür içinde, yani İslam'ın dışında, o da biliyorsunuz değişik sektlere ayrılıyor, bir ulus yapısı oluşturmadan ve yabancı askerin gelip 6 ay 7 ay talim yaptırıp asker yapması ve bunlar asker oldu demesi mümkün değil. Bu yüzden devlet Kuleli Lisesi'ni kurmuş, harp okulu, peşinden bir daha eğitim, bir daha eğitim. Tam 15 sene, 16 sene o vatan koruması için yetişiyor. Yani üniversiteden asker alıp sokarsanız iç savaşta işte bu Afganlar gibi toz olur, kaçar. Kaçar, ilk atışta kaçarlar ve kaçtılar. Diyor ki bu kadar yetiştirdik, para harcadık. Niye yetişmediler? Ama ulus değiller bir, ikincisi vatan koruma, hangi parayı konacakları belli değildi. Ve diyor çöktük, bu kadar para harcadık, niye yetişmediler diye Amerikan Savunma Bakanlığı'nda bir tartışma var. Aynı olay Vietnam, Güney Vietnam askeri de böyleydi. Orada da bu boyutu tamamlayamadılar. Şimdi Irak'tan da çekiliyorlar. Neler olacağını bilemiyorum. Irak'tan da çekiliyor. Yani Orta Doğu bizim için önemli değil. Bütün hedef NATO ile birlikte Çin üzerine. Ve buradan Afganistan üzerinden Çin'i göğe kontrol ve destabilize edeceklerdi. Şimdi Çin'le Taliban çok yakın ilişkiler içindeler. Çok yol ve kuşak projesine Pakistan'la birlikte bunu davet sokmak istiyorlar. Ve demin gene söylenenler içinde galiba Paşam söyledi. Parayı da Çin'den alacaklarını umuyorlar. Hindistan da burada yoğun Pakistanlı bulunduğu için
2,5 milyon Afganlı Pakistan'da şu anda. Bunu kendisine karşı kullanabilir diye Hindistan'a karşı bir hareket olmasın boyutunda. Hindistan da bu gruba yoğun şekilde yaslanıyor. Pakistan'ın elinde Hakkani grubu var. Bu kuzeyindeki bölge biliyorsun, onun terör bölgesi. O Hakkani grubu üzerinden Taliban'ı kontrol ediyor. Paştunları kontrol ediyor. Bu krizi yönetmek zorundalar. Amerika bu denklemin dışında kalmayı kabul eder miye belki yanıt aramak lazım. Bu arada hocam, ekrana gelen görüntüyü hemen açıklayalım. Bu bayrak görüntüsü, Afganistan bayrağının indirildiği bir Vezir Ekberhan bölgesi burası. Diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Kabil'deki. Afgan bayrağı indirildi. Birazdan Taliban'ın kullandığı beyaz tevhid bayrağının oraya asılması bekleniyor. Onu da söyleyelim. O yüzden bu görüntüyü paylaşıyoruz. Evet. Sembolik olarak önemli bir görüntü. Hocam, sizle devam edeceğim ama Milli Savunma Bakanlığı'ndaki şu toplantının detaylarını alayım hemen Ankara'dan. Ondan sonra konuşalım. Mahir Kılıç bizi bekliyor. Mahir Kılıç, hemen dinleyelim notlarını hızlıca. Evet Mehmet Akif Ersoy, toplantı açıklaması biraz önce yapıldı bakanlıktan. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da yer aldığı bir toplantıydı. Afganistan'daki birliklerin başında bulunan komutanımız video konferans yöntemiyle bu toplantıya katıldı ve sahadaki son gelişmeler, Afganistan'da Kabil'deki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde bu toplantıda ele alındı. O toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar süreci çok yakından takip ettiklerini ifade etti. Halihazırda NATO misyonu kapsamında bizim orada 550-600 civarında askerimiz bulunuyordu. O askerin Türk personel güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti Hulusi Akar. Bununla ilgili olarak da her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Bir kez daha belirtelim. Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı da o toplantıda hazır bulunduğunu ifade edelim. Afganistan'da Kabil'de yaşanan son gelişmeler o toplantıda ele alındı. Afganistan'daki Türk komutan o gelişmeleri, sahadaki gelişmeleri bizzat Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı'na aktardı. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı süreci çok yakından takip ettiğini ifade etti. Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Hulusi Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Bir kez daha belirtelim, orada 600 yakın askerimiz bulunuyor. Öte yandan bakanlık kaynaklarından Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hareket merkezlerinde en başından beri faaliyetlerin anlık olarak yakından takip edildiği belirtildi diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım Mehmet Akif Ersoy. Michael, teşekkür ediyoruz. Evet, detaylar böyle. Şu ana kadar bir riskimizin olmadığını söyleyelim. Yani biraz gönlümüzü rahatlatacak bir şey olabilir. Taliban'ın en azından tüm açıklamaları Türkiye ile ilişkileri iyi tutma yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme taleplerinin olduğunu biliyoruz geçmişten bugüne. Afganistan'ı bizden bir dinlesin gibi bir takım mesajlar verdiğini Taliban sözcülerinin, bazı gazeteciler ve basına verdikleri demeçler üzerinden biliyoruz. Dolayısıyla şu an için bir en azından güvenlik riski yok. 1 Eylül'e kadar da süre vermişlerdi, onu da hatırlatalım bu arada. Yani 1 Eylül'e kadar çıkmazsa Türk askeri o zaman hedef alırız gibi bir açıklamaları da geçmişte olmuştu. 14 gün uzun bir süre, ne değişir, ne olur, ne biter izleyeceğiz, göreceğiz. Hasan Köne hocam, buyurun, sizi böldüm, kusura bakmayınız. Parantez açabilir miyim? Az önce yayına başlarken Özbekistan hava sahasında bir Afganistan uçağını düştüğünü söylemişsin. Özbekistan açıklama yapmış, uçağa vurduklarını ifade etmiş. Uçağı yani vurmuşlar. Demek önceden uyarmışlar. Uçakta askeri gidilmiş. Uçak değil mi bu? Askeri uçak tabii. İçinde kim var biliyor muyuz? Sadece askerler var. Ama hangi rütbede, hangi görevde onlar belli. Çok önemli. Kimin olduğu önemli. Sen de bir bak Çetiner, biz konuşurken evet. Hasan Köne hocamla. Biz manşetin ilk yayına girerken paylaşmıştım ben efendim. Bir son dakika bilgisiydi. Özbekistan hava sahasında bir askeri uçak, Afganistan'a ait bir uçak düştü diye. Özbekistan vurmuş uçağı. Çetiner şimdi söyledi. İçinde kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Ama askeri yetkililer olduğu biliniyor. Bakalım. Hasan Köne hocam, buyurun. Efendim şimdi Hindistan da bunlara çok yakın duruyor. Pakistan bu hamleyi kendisine karşı kullanmasın diye. Çünkü içinde 100 milyona yakın Müslüman var, Sihler var. Çin ekonomik açıdan destekliyor ve beraber resimleri var Talibanlarla. Onları destekleyecek. Kuzeyde bir Badastan bölgesi var. Orada 91 kilometrelik bir sınırı var Çin'le, Afganistan'ın. O bölge hemen arkasında Uygur bölgesi var. Uygur Türkleri bölgesi var. O yüzden Çin çok temkinli bu durumda. Hindistan da çok temkinli bir durumda. Eğer Türkiye burada bir takım hamleler yapabilecekse, Pakistan'ın dostu olarak, Pakistan'ın girişimleriyle ancak
burada çok başarılı bir boyut olabilir. Çünkü general dostum da kaçtığına göre oradaki yukarıdaki Türk bölgesinin gücünün Türkiye'yi kullanması, yansıtması pek mümkün olmayabilir. Ama Pakistan, ki Pakistan'ın liderine Taliban Han diyorlar. Kaan Han aslında Taliban Han diyorlar. Bu kadar yakın ilişkileri var Pakistan'ın. Ancak Pakistan üzerinden bir takım ilişkilerle Türkiye oradaki dengeleri kurabiliyorum. Ama NATO askeri olarak Amerika'yı temsil ederek orada bulunuyorsa risk. Türkiye'nin orada durması mümkün değil diye düşünüyorum. Büyük bir risk. Amerika böyle çekilir mi? Rusya'ya, Çin'e, burayı böyle İran'a, hatta Taliban'ın İran'la da görüştüğünü biliyoruz. Hazaralar hiç sorun galiba yaşamadılar. Taliban'ın daha önceki döneminde de Hazaralar sorun yaşamadı Akif. Yani Hazaralar biliyorsun Şii. Evet evet, o yüzden söyledim. Şii o dönemde de yani Taliban'ın ilk böyle 20 yıl öncesinde yönettiği dönemde de Taliban döneminde sıkıntı yaşamadılar. Aslında yaşıyor olmaları beklenir. Çok hani ilk dönemlerde şey bekleniyordu. Bir şeyler olur Hazaralara yönelik bir hareket. Dolayısıyla İran'la da bir temas var orada. Amerika bu temaslar içerisinde bu alanı boş mu bırakır hocam? Yoksa az önce Ali Çınar'la da konuştuk. Yani örtülü bir diyaloğu var. Evet, diplomatik olarak sürekli temas halinde. Ama bu tanımaya falan gider bir süreç olur mu? Ne görürüz? Yani sonuçta biz şunu biliyoruz. Amerika'nın şeriatla bir sorunu yok. Suudi Arabistan da şeriatla yönetiliyor. Körfez ülkelerinde de şeriat uygulanıyor. İşte Pakistan da şeriatla yönetiliyor. Amerika şeriatı kendi çıkarlarını tehdit ediyorsa bir problem olarak görür. İran da şeriatla yönetiliyor ama İran'da sorunu var gibi. Ne dersiniz? Nasıl bir soruyu biraz daha farklı sorsam sor. Çetiner Hasan hocam. Hocam buyur. Tabii, Amerika orayı boşaltırken değerli hocam Çin sınırına ve İran sınırına başka grupları yerleştirmeye kalkışırsa bu kaotik ortamda nasıl bir tablo çıkar karşımıza? Çok önemli bir boyut var. Çünkü son NATO toplantılarında yani askeri kanat hepsini biliyor. Asıl hedef Rusya değildi, Çin. Çin üzerine bir takım hazırlıklar zaten, yani bizde makaleleri ona göre Çin üzerinden falan filan nasıl oluyor analizler. Ve NATO'ya yeni müttefik monte ediyordu. İşte Japonya, Avustralya, Hindistan ve Vietnam. Şimdi Amerika'nın çok ilginç bir tutumu var. 3 milyon kişi öldürdüğü Vietnam'la çok yakın ilişkiler içinde. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda kazara 100 bin kişi kaybetmiş Ermenistan bize düşman. Yani bu psikolojik harekatı nasıl yapıyorlar onu da bilemiyoruz. Çok yakın tarihte 3 milyon Vietnamlı öldürdü. Şimdi Vietnam'ı Çin'e karşı ve bu bölgeye karşı destek gücü olarak yanına çekiyor. Hindistan da böyle bir durum içinde. Biz tahmin ederek dedik ki bu Afganistan'dan çıkmaz. Taliban'la anlaşır. Çünkü asıl hedef Çin'di. Bunu nasıl geri çekilebilir? Zaten haberlere bakıyorsunuz. Bir gün evvel Brookings ve diğerlerdeki diyor ki bu çekilmeyi yapamayız. Bu sefer diyor bizim Asya pivot politikamız çok dengesiz hale gelebilir. Sadece denizlerde tutunabiliriz diyordu. Şimdi bu kadar geri çekilmeyi nasıl yaptılar? Bu dengesizliği nasıl meydana getirdiler? Ve Trump'tan sonra Biden'a diyorlar ki en muvaffakiyetsiz, en başarısız dış politika darbesi oldu bu diyorlar. Çünkü müttefiklerinin gözünde şu ortaya çıktı. Yanına alıyor, savaştırıyor, sıkışınca bırakıp gidiyor. Vietnam'da böyle bir ara diyorsunuz YPG. Ama Biden'la ilgili bir şey değil ki, Amerika'nın tarihi bununla dolu değil mi hocam yani? Ama bundan sonra artık güvenemezsiniz. Yani vallahi nasıl güveniyorlar işte Vietnam'dan bu yana hala güveniyorlar. Ama işte biz de şimdi bir destek verme orada kalalım filan Sayın Bahçeli de söylüyor. Hocam acaba biz Jüpiter krizini yaşadık, Amerika'ya o gün bugündür güvenmeye devam ettik. Bin tane daha üstüne kriz yaşadık yine güveniyoruz. Başka pozisyonlar var tabii yani başka durumlar evet, var. Güvenden ziyade şeyler abi. İşte İngiltere diyor ki bir daha oraya İngiliz askeri ayak basmayacak. Süveyş krizinden sonra diyor bu ikinci büyük rezalet. O kadar diyor şehit verdik diyor. Harp Akademilerinde de Afganlı subaylar var derste. Ama onlar daha dersteyken Türkiye'de kalmaya çalışıyorlardı. Hayretle onları izliyorduk.
Bakın bunu siz bunları şey için yetiştiriyorsunuz değil mi? Yani gitsinler Afganistan'da öğrendiklerini tatbik edip başka subaylar yetiştirsinler, orduyu kursunlar, ülkeyi devlet haline getirsinler. Tabii ama o burada master. Onlar da burada nasıl kalırız diyorlar. Yok şöyle kurmay subay var burada. Doğru tabii. Evet. Yani böyle bir şey var. Yani bir Türk boyutuna erişmeleri, o Türk ordusunun binlerce süren geleneği, çatışma gücü falan bunlar da yok. Yani belli bir boyutta. İşte Afgan ordusu da Amerika çekildiğinde ona güveniyorlardı herhalde. Hepsi paralı, bol ödemeli geldikleri için. Amerika arkadan çekildiğinde Amerika bunu araştırıyor. Bu büyük bir diyor felaket oldu diyor. Şimdi nasıl gelecek? Çetin'in söylediği gibi bir takım operasyonlara girerse aşağı kadar bölüm karışır. Eğer Türkiye'ye kadar gelen bir karışıklık olursa Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölümüne kadar erişen karmaşa Avrupa'yı tehdit eder. O yüzden Türkiye'nin çok sağlam tutulması gerekiyor. Yani bu göçün Türkiye'yi destabilize etmemesi gerekiyor. Nasıl? Nasıl? Ne yapılabilir? Bunu İran'la şey anlaşmak. Yapacak. Tek yolu İran'la anlaşmak mı mesela? Ama İran'da da yeteri kadar milyonlarca Afganlı var. Pakistan'da 2,5 milyon var. O da sınırları kapatmaya çalışıyor. Yani artık alamıyorlar. Hatta aşağı inenler var. Irak ve Suriye'ye. Bir de başka boyut var. Burada destek hizmeti için, lojistik hizmetleri için Filipinliler getirmişler. Binlerce Filipinli. Onlar da kaçmaya çalışıyor. Filipinler de geliyor. Şimdi buradaki zengin ailelerin çocuklarının babaları Filipinli. Bundan sonra bu sefer turist Filipinlerini göreceğiz. Onlar da gelmeye çalışıyor. Şimdi bu yapıyı Amerika bozdu. Kendisi bu kaosu durdurmak zorunda. 6 milyar, 3 milyarla falan olacak gibi iş değil. 100 milyar, 200 milyar akıtılması lazım. Ayrı otonom bölgeler kurulması lazım. Nerede kurarlar onu bilemiyorum. Asya'nın bozkırları içinde mi kurarlar, bilmem nerede mi kurarlar. Tekrar niye yapsınlar ki hocam böyle bir şey? Ama yani buraya doğru gelen, demin İsmail Paşa da söyledi. Destabilizasyon Türkiye'yi de sarsarsa bu Avrupa kapısından Avrupa da sarsılır. Amerika bundan sonra iki okyanusun arasında tek başına kale gibi kalır. Hmm. Rusya'sı var, Çin'i var, bilmem nesi var. Hepsi birden yüklenirler. Avrupa'yı da inciteceği için diyorsunuz mesela aslında. Avrupa kurduğu için Türkiye ile anlaşalım, görüşelim, göç burada dursun diyor. Bir de Avrupa'ya Afrika'dan da göç geliyor. Orada da Boko Haram var, orası da destabilize durumda. Yani El-Kaide sadece bu bölgelerde yok ki. Kuzey Afrika'ya kadar bunu yaydılar. Orada da Afrikom var, Afrika Komutanlığı. Evet. O da bu rezaletleri orada çıkartıyor. Ya aslında yaptıkları işgaller bu göçleri tetikledi. Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali. Bir yandan göçü tetikleyip bir yandan göçe yönelik önlem almaları. İşte Arap Baharı sonrası yaşanan kaos vesaire. Evet. Çetiner, bu arada Özbekistan'la ilgili var mı gelişme? Askeri yetkililermiş. Bu arada tek bir uçak da düşürülmemiş. Dünden beri Özbekistan hava sahasını zorlayan birkaç uçak olmuş. Ve 3 tanesini Afganistan'dan Özbekistan'a geçen uçaklar var ve Özbekistan bunları düşürüyor. Evet. Bir açıklama yapmış. Bunlar sığınma talebinde bulunmuşlar. Hava radar sisteminden geri dönmeleri ve Özbekistan'a girmemeleri istenmiş. Buna rağmen şartları zorlayınca vurulmuşlar. Ama şu an kaç uçak vuruldu ya da kaç kişiye yönelik böyle bir durum var, bu net değil. Ama o zaman şöyle bir şey de oluyor yani. Afganistan'daki Taliban'a karşı savaşsın veya ülkeyi korusun, ülkedeki mevcut sistemi koruması için 20 yıldır eğitilmiş olan adamlar şu an askeri uçakları kendi aileleriyle beraber alıp kaçmaya çalışıyorlar. Ülkeden kaçıyorlar. Evet, aynen tablo bu. Dünden beri birkaç uçakta olduğu söyleniyor ama şu an kaç uçağın olduğunu bilmiyoruz. Aslında Akif, tablo çok net. Parası olanlar, vizesi olanlar zaten önceden ülkeyi terk etmeye başlamıştı. Parası olmayanlar, bürokrasi sınıfı dediğimiz işte o zengin elitler zaten ülkeyi terk ettiler. Hatta birçoğu Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerde 250 bin dolar, 1 milyon dolar değerinde evler alarak bir ön hazırlık yapmışlardı. Çünkü son bir yıldır Amerikan yönetiminin dünyanın Katar'da yolsuzluğunu yaptılar ve Kabil'de
görüşmeler başlatması, Taliban'la sık bir diplomasi trafiğinin başlatılması aslında zaten milleti tedirgin etmeye başlamıştı Afganistan'da. Ve zenginler, elitler zaten boşaltmaya başladı. Demin pek çoğu da yolsuzlukla zengin oldu, onu ifade etti. 10 milyon seküler yaşam tarzını benimsemiş Afganlı var. Şimdi bunlar bir kısmı terk etti zaten en başta. Ailelerini en azından çıkarmışlardı. Çocuklarını, eşlerini falan. Geriye kalan orta sınıf, işte STK'larda çalışan, Türk şirketleri dahil olmak üzere şu anda Afganistan'da yaklaşık 5400 yabancı şirket var. Bunlarda çalışan çalışanlar, mühendisler, gelir seviyesi daha üst seviyede olan orta sınıf diye tabir ediliyor bunlar. Şimdi aslında geçtiğimiz günlerde ben bir vesileyle Van ve Ağrı bölgesine gittim. Bir gözlemimi hemen burada söyleyeyim. Eskiden Afganistan'dan yine Türkiye göç gelirdi. Yani aslında bugün gelen rakamlar geçmişteki rakamlardan çok daha büyük değil ama geçmişte gelenler genel itibariyle 16 yaşla başlayıp 27-28 yaş limitinde olan gençlerden oluşurdu. Ve bunlar genel itibariyle de Türkiye'ye gelip çalışıp kazandıklarını Afganistan'a göndermeyi, transfer etmeyi tercih eden gruplardan oluşuyordu. Ama bugün artık o sınır hattımızda çok yoğun bir şekilde eşler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar birikmeye başlayacak. Şimdi tabii biz güvenlik önlemlerimizi almış durumdayız. Yani Sayın Devlet Bahçeli 6 milyon insandan bahsediyor ama bu rakam 3 aşağı 5 yukarı bu ortalamada olacaktır. Öyle gözüküyor çünkü. Muhtemelen de bunun analizleri yapılmış zaten. Bu rakamlar ortalama 10 milyon seküler yaşam tarzını benimseyen Afganların bir bölümünü kapsıyor. O geri kalan 4 milyonda bir kısmı içerideki sistem barışık bir şekilde göreve ya da işine ya da gündelik hayatına devam edecektir. Bir kısmı da Pakistan şartlarını zorlayacaktır. Ama tabii iki temel nokta var burada. Birinci temel nokta Suriyeliler ve diğer Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye gelenler genel itibariyle Türkiye'yi bir transit ülke olarak görüyorlar. Yani ilk fırsatta Avrupa'ya göç edip gitmeyi planlıyorlar. Avrupa'da tampon olarak görüyor. Ama şöyle bir sorunumuz var bizim. Afganlar Avrupa'ya geçiş gibi bir talepleri yok. Afganlar genel itibariyle zaten 11 Eylül olayları sonrasında ki dün yayında seninle de konuşmuştuk. Suudi Arabistanlı militanlar çıkmasına rağmen Afganistan hedef olmuştu ve bugün gelinen noktada Afganlar Avrupa'da çok istenilmeyen bir taraf. Dolayısıyla Afganlar da Türkiye'de yaşamayı tercih ediyor. Peki. Şimdi böyle de bir tablo var karşımızda. Evet, bu da bize riski artırıyor. Hasan Köne Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Evet. İsmail Akpekin çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Çetin Erçes'in teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ali Çınar da Washington'dan yanımıza katkı sağlamıştı. Ona da teşekkür ederim. Noktalayacağız biz manşeti. Ayhan Şensoy spor bülteniyle karşınızda olacak. Gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlerle de paylaşıyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.